Pascal, Oman, Kadir çok değil mi? Aşıksan vursa da, şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaz. Günaydın, 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 günaydın. Aragaz çarşamba günüsü başlamış bulunuyor. Kadir Çöpler ve Pascal Numa halkımızın hizmetinde. Pascal günaydın bro. Günaydın Babiko. Nasılsın canım? Çekilde güldü gibi. İşlerimiz dümeninde gidiyor mu bro? Ortaya karışık. Sıkıntımız var mı? Erken kalkma. Erken kalkmak her çalışanın sıkıntısı. Onu geç. Yani ekstradan bir üzüntümüz, sıkıntımız, yani dalgamıza değen bir taş var mı? Hiçbir yalan kulu bizim tavuğa hiç diyemez. Ya o kadar da iddialı olmasak be Pascal. Zaten bugün en büyük toplumsal sorun bu ya. Ya kim bizden güçlü, kim bizden zayıf? Kime yaltaklanacağız, kime dikleneceğiz? Onu bilemiyoruz abi. Bugün bakıyorsun adam kelli felli bir tip. Diyorsun ya bu adama bir yerde bir şeydir, alttan alayım diyorsun. Benim dalgamı taşlamasın diyorsun. Öte yandan biri çıkıyor, bakıyorsun emekli memur şemsiyesi gibi. Kale almıyorsun, adam etkili biri çıkıyor. Öbür şekilde de acayip bir şey çıkıyor. Yani şu statülerimizi belirten şeyleri giyelim artık ya. Evet. Ya mesela insanların karizmaları yaptıkları işlerle orantılı değil artık. Misal bizim bu binada en büyük karizma kimde? Sen de. Canım canım teşekkür ederim. Ben liste dışıyım. Benim dışımda. Kimde? Ne bileyim ben. Yerin 4 kat altındaki otoparka bakan abi de. Adam gerçek karizma ya. Arabayı biraz daha düzgün yanaştır diyor. Bunu dediği adam yolda 24-25 milyon dolar ciro yapmış ya. Peki diyor, biniyor arabaya, lastiği park çizgilerinin içine alacak kadar gel git gel git kanter içinde kalıyor. İşte karizma bu. Yani bir sözle iş yaptıran insan karizması. Yoksa onu giymiş, bunu takmış. Yok efendim şu kadar doları varmış, parası varmış. Geçeceksin abi bunları. Kadir o zaman ben bir dilim ya. Niye Pascal? Beni kimse dinlemiyor. Abi senin hatan ne biliyor musun? Ne baba? Çok fazla kıvırıyorsun. Yolda giderken bakıyorum bir kırıtman var. Yani yaylanıyorsun. Ya tamam bu kadınların hoşuna giden bir tarz. Mesela geçen gün siyah bir takım elbise giymiştin. Çok şıktı. Böyle İtalyan. Evet abi. Milano'dan aldım. İyi tamam. Milano'dan aldığın takım elbisenin üstüne kafana taktığın siyah yün kukulata ne abi ya? Ya takım elbise üstüne pomponlu kukulata takan adamı yavruyken alıp eliyle besleyip büyüttüğü evdeki Finos'u bile dinlemez. Ben şekilde alt alayım. Tabii abi. Öyle mi? Tabii abi. İbiş gibi giyinip yine karizma yapıyorsun. Başın belaya girer. Niye baba? Ya şunu şöyle yap koçum dersin. Adam senin şekline bakar. Birisine benzetemez. Sen kimsin bana koçum diyorsun der. Dikleşir. Elinin tersini budur diye suratına yapıştırsın. Üç dişini eline verirsin yola gelir. Yani canı sıkılır ama. Yani karizma bahsi uzundur. İstiyorsan bugün sonra devam edelim ya. Edelim mi? Ya şu an beton ormanda trafik canavarıyla cebelleşip ekmek parası için beton ormana doğru çeşitli vasıtalarla giden halkımız var. Onlara yoğunlaşalım. Olur baba, yoğunlaşalım. Twitter adresimiz ne? Pascal Askizgi Kadir. Pascal Askizgi Kadir Twitter adresimiz. Tweet atın efendim. Bizim işimize yararsınız. Bize faydanız olur. Karşılıklı iletişim içinde oluruz. Çünkü siz bizi dinliyorsunuz. Bizim farkımızdasınız. Ama biz sizi fark edemiyoruz ki. Yani tweetler sayesinde sizi fark edebiliyoruz. Evet. Hadi bakalım işiniz gücünüz rast gelsin. Tabancanızdan ses gelsin. Hadi. Herkes hayırlı işler. Aragaz. Arkayı dörtleyenlerin dinlediği program. Aragaz. Pascal. Efendim Kadir. Canım işte o an geldi. Şiir için erken Kadir. Şiir insan beyni için lavabo aç gibi bir şey ya Pascal. Erken vakitte yüksek sanat alırsan beynin açılıverir. Yapma. Tabii abi. Bir sürü kaba saba gereksiz fikir, düşünce beyinde birike birike damarları tıkıyor. Sonra sen bir anda yüksek sanata maruz kalınca yüksek sanat beyin damarlarına giriyor. Tıkanık yerlerde tazikle böyle tıpkı akan hortumun ağzını sıktığın zaman nasıl tazikle suyu şey diyor. Öyle şey diyor anladın mı? Yok. Anlamazsın niye? Çünkü bir sürü fitne fesat beyninde döneli döneli tıkama yapıyor.
Şimdi sana Posta Gazetesi'nin Yurdumuz Şairleri köşesinden aldığım büyük bir şiirle yüksek sanat uygulayacağım. Bak beynin Amerikan salatası gibi kıvama gelecek, merak etme ya. Abi benim beynimi rahat bırak, gözünü seveyim. Hem de posta şiiri. Zulüm bu be. Ya halkın sözüne itiraz edilmez be Pascal. Halk ne demişse odur ya. Bununla mücadele edersen rezil olursun ya. O yüzden şimdi halkımızın ruh dünyasından neşet eden Posta Gazetesi'nin Yurdumun Şairleri köşesinde yayınlanan büyük bir halk şiirini ve şairini arz edeceğim. Şairimizin adı Sinan Korkmaz, şiirin adı Beton Yuva. Beton Yuva. Konu ne bu şiirde? Bu şiiri evlenmek üzere olan ya da evlenmeyi düşünen tüm dinleyicilerin dikkatle dinlemesini istiyorum. İyi dinlersen dersini alırsın. Ömür boyu aile saadetini elde edersin. Yani bunu bil yani dinleyici, bil bunu. Ben dinleyeyim mi? Sen dinlemesen de olur be Pascal. Heh. Ya! Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ani duygu tosarması be Pascal. Tövbe yarabbi ya. Feyz subhanallah ya. Efendim işte Posta Gazetesi'nin Yurdumun Şairleri köşesinde yayınlanan Sinan Korkmaz'a ait Beton Yuva şiiri. Düğünü yapmak için krediler almıştın. Onsuz yaşayamam diye ortalığı katmıştın. Nikahlanana kadar 400 takla atmıştın. Ne de çabuk sıkıldın. Çok mektuplar yazmıştın. Nice hazırlık yapıp davetliye dağıttın. Gözü kalmasın diye sarı liralar da taktın. Tuşlar eskimişti, dokumatikler aldın. Gönlü hoş olsun dedin, yağlı yemekler yaptın. Bu işin sırrı belli, ruh ve beden uyumu. Süresiz mutluluğun sanma olur doyumu. Komşu akraba sorar, güzellik mi huyumu? Bence insaflı olsun, gelsin versin suyumu. Evini huzurla doldurmak istiyorsan tatlı dilini kullan, tebessümle bak yandan, sohbet başlat gözüne, uzak dur telefondan, böyle kurulan yuva sağlam olur betondan. Tecrübeli bir abileri olarak yeni evlere bu şiirde söylenenleri öneriyor musun kardeşim? Abi evet. Televizyondan, telefondan uzak durmak iyidir. Biz yapmadık. Ne oldu? Başımız ağrıdı. Buyurun. Nedamet getirmiş 20 yıllık evli bir abinin nasihatı. Bilene ata dede nasihatı. Öyle mi Pascal? Abi değilse adam değildir. Çıtak. Aynen. Aragaz. Didigal. Her an Pascal çıkabilir. Pascal, sir. Hacılat Bedir abiyi arayalım mı? İyi günler, Yalçın Bey burada mı? Yuh be kardeşim, kapıda koskoca yayın var yazıyor ya. Canlı yayındayız biz ya. Ayarsız ya. Aa, canlı yayın mı? Oturayım mı? Hop 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 hop. Bazgiri, nereye oturursun ya? Abi ben müzisyenim ya, yeni albüm yapıyorum. Yalçın Bey'in akustik programı var ya, onun için geldim. 2 aydır göremiyorum kendisini. Abi yok burada, Amerika'ya gitti. Kesin bundan kaçmıştır Pascal. Abi. Tipe bak, yapışkan bu ya. Abi ya, ya bana bir yol verseniz de şöyle bir imkan sağlasanız. Ya bende büyük yetenek var. Yok kardeşim yok. Allah versin. Hadi çık dışarı. Abi bir şarkımı dinleyin ya. Ya Kadir abi sen var ya, sen Özcan Denizleri, Haluk Leventleri ilk fark etmiş adamsın abi ya. Ya bana da bir bak ya. Kardeş bir git ya. Ya Pascal bir dakika dur ya. Ben harcanmış yeteneklere çok üzülüyorum abi. Bak buraya kadar gelmiş, bir bakalım ne çıkar yani. Ve tipe baktın mı? Ha? Ama tipiyle yargılamayalım abi. Yani bakarsan bende de tip yok. Öyle demek. Gel gel kardeşim otur. Adın ne senin? Tankut abi. Popçu Tankut. Pop tarzı mı söylüyorsun? Hem besteliyorum Kadir abi, hem de söylüyorum. Oh, kendin pişir, kendin iyi. Yaptın mı albümünü kardeşim? Vallahi abi albüm hazır. Abi şarkısı arıyordum. Onu da geçen gün besteledim aniden. Kadir, abin ne? Yani albümün açılış şarkısı. Genelde çıkış şarkısı oluyor ya, klip falan çekiliyor. Oku bakayım şarkını. Hemen abi. Gel yarim ol, sevdalım ol, dermanım ol, fermanım ol. Dertlerimin dermanı ol Recai. Bir dakika, bir dakika. Bir daha söylesene şunu. Gel yarim ol, sevdalım ol, dermanım ol, fermanım ol, dertlerimin dermanı ol Recai. Yavrum sen hırsız mısın ya? Abi kalbimi kırma bak. İyi bu şarkının aslı Hercai, çok da güzel şarkı. Çeliğin bestesi. Recai ne lan? Abi Recai benim kankam ya. Ben bu şarkıyı kankam Recai'ye yaptım ya. Tankut bak kızmayacağım. Çünkü sen temiz bir çocuğa benziyorsun. Ama böyle çalıp çırparak olmaz kardeşim. Kötü de olsa kendi eserini yapacağım.
Bak bizim programı taklit eden sabah programları var. Listeye bile giremiyorlar. Niye? Hırsızlar çünkü. Bizim yaptıklarımızı taklit ediyor. Sen öyle yapma. Kendi şarkın yok mu yavrum? Aferin Kadir. Güzel konuştun. Daha bir de laf tuttun. Süper, polemi, bravo. Polemin kralını yaparım. Vardır öyle bir marifet. Tankut, kendi şarkın varsa dinleyelim. Yoksa hadi yürü git buradan. Hadi canım. Kadir, ben bu herife var ya, acayip tariz oldum abi. Ya bırak şimdi roman argosu yapma bana. Tankut, konuş canım. Hadi gel söyle şarkını. Abi ben böyle anında beste yapabiliyorum. Mesela şu an Pascal abi için hemen bir tane beste yapabilirim. Ha, irticalen yapıyorsun yani o an tak diye. Tabii ki evet. Yapıştır bakayım görelim. Arkadaşım beni karıştırma. Ya bırak Pascal, bir izin ver, çocuğun içinden geldi, anında beste yapacak. Hadi bakalım o zaman görelim, ama bir kerelik, bir daha istemem, tamam mı? Sağ ol Pascal abi, çok teşekkür ederim, mersi yani, evet. Pascal Pascal Pascalsın sen, saf görünürsün ama çakalsın sen, ortalığı yakarsın sen. Pascalito Pascalito ooo bambarito. Kadir Kadir. Efendim bro. Kadir ne diyor lan bu salak? Valla fena girmedi. Pascalito Pascalito bambino kısmı, yani ben bile senden tiksindim öyle söyleyeyim. Abi ben bu çocuğa tariz oldum. Gitsin buradan ya. Abi bana da bir şey öğret yolu be. Ya ne olur be ya, lütfen ya. Yani elimden tutun bak, ben de yırtayım be abi ya. Ya Pascal o değil de, yoksa bir ara gitar sapını tutanım ben popçuyum diye ortalığa çıktı, o 90-95 arası döneme mi gireceğiz tekrar ya? Aman abi, inşallah olmaz. Abi ne olur be ya. Bak şu an bir beste geldi. Tam böyle ağaçlık bir beste Kadir abi. Okuyayım mı lütfen? Oku bakayım. Abi lütfen. Eğleniriz ya, okusun. Gözlük kabı ya, neden böyle boşsun sen? Gözlük kabı ya, boşken bile hoşsun sen. Ne diyorsun arkadaşım sen? Kadir abinin boş gözlük kabını gördüm masanın üstünde. İlham geldi abi, ondan yaptım. Ya aslanım, Tankut'tu değil mi? Sen git birkaç müzik teorisi çalış, bir şey çalış, solfej çalış. Yani ne bileyim, ses eğitimi al, akor bilgisi al. Yani Türk musikisinde makam inici çıkıcı makamlar var, arıza sesler var. Hadi bir şeyler yap. Böyle olmaz aslanım ya. Abi ne gerek var ya? Elimden tutun be abi be. Ya bak benim yaşım geçiyor abi. Yırtmam lazım yani. Bana bak. Senin ağzını yırtarım. Çık git ya. Gidiyorum ama geleceğim. Bak benden böyle kurtulamazsınız. Yırtmama yardım edin abiler ya. Ver git. Aragaz. Zeki, çevik, ahlaksız program. Aragaz. Paskal. Kadir Hocam. Şu an stüdyomuzda kim var? Eşber Hoca geldi. Hanımlar beyler, ünlü ekonomist ve finans danışmanı Eşber Siftah Hocamız stüdyomuzu şereflendi. Hocam hoş geldiniz. Vallahi sağ olun lan, ne yapıyorsunuz la göbeler? İyi misin la teyzemin oğlu? Sizi gördük daha iyi olduk hocam. Eşber Hocam sen var ya, adamın son halisin. Sağ ol Araboğlu. Bak şimdi kardeş, ben de sizi seveyim kardeşim. Ya bizim Malatya Şeker Camii'nin bir imamı vardı. Derdi ki selamlaşın kardeş, selam derdi, muhabbet artırır derdi ya. Çok doğru dermiş hoca, bravo. O neyse hocam, biz mevzumuza dönelim. Dünya ekonomisi nereye gidiyor hocam? Kardeş ebesinin. Eşber hocam. Öyle kesine gidiyor kardeş. Hocam niye dünya bu kadar karışık? Kardeş dünya ekonomisi var ya kardeşim, bu dünya ekonomisi yedi kocalı Hürmüz gibi ya. O ne demek hocam? Ya herkes karışıyor kardeş ya. Ya ekonomi kadın gibidir kardeş. Herkes karışmaz. Herkes karışırsa bak böyle olur ya. Dolar düşüyor ama. Daha düşer mi hocam? Düşer kardeş. Bence Benjamin Adana pavyonlarına kadar düşecek kardeş. O dolar var ya konsomosyona çıkacak kardeşim ya. Ya hocam bilimsel ya. Ne olur bilimsel. Bilimsel istisin değil mi kardeş? Evet. Evet hocam. Evet. Şimdi kardeş bak şimdi 3.39'luk gelen fonlamayla bu piyasalar rahatladı ama o kadar da değil ki, bu 3.39'luk fonlama önemsiz mi? Önemli. Niye kardeş? Reel sektör müşterilerinin risklerini yönetmekten meşgul Moody's 17 bankonun rasyosuna baktı, mercek altına aldı. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası ortalama 11.30'la fonluyor. Anladınız mı la göberler? Yoo ben bir şey anlamadım hocam. Ben de anlamadım. Tabii neden? Çünkü şekilli anlatmadık kardeş, her zaman söyleyeyim. Ne diyeyim? İktisat bilmeyi şekilli anlatılınca kafaya girer. Şimdi ben size dünya ekonomisini şekilli anlatacağım kardeş. Kadir bu ne? Kol saati. Araboğlu say bakalım hele kaç dişi var bunun? Bir tane. Hah bak hemen anladınız. Ama neyi anladığımızı anlamadık hocam. Kardeş dünya ekonomisinin tek bir dişi vardır ya.
O nedir o? Amerika kardeş. Bak bizim Malatya'da Sömsöm Necmi abi vardı. Gayısı çekirdeğini kurutup içini çerez diye böyle satardı. 3-5 kuruş kazanırdı. Gemilere yazıldı. Amerika'ya kaçak girdi. Şimdi benzincisi var la Orlando'da ya. Tamam peki. Çok güzel yapmış. Emlakta durum ne hocam? Emlakta durum siyasi kardeş. İyi desem iyi değil, kötü desem politik algılanıyor ya. Ya profesörlüğüm iptal olur kardeş. Bir gece de alır hapse atarlar ben. O yüzden ben emlak içini yorum yok diyeyim kardeş. No comment diyeyim ben ya. Nasıl yorum yok ya? Evvel alın mı almayalım mı? Ya kardeş param var senin araboğlu. Söyle bakalım bana. 10 bin lira var nakit. 10 bin lira. Ya Miami'de filan filan al kardeş o parayla sen ya. Get Fort Lauderdale'e yerleş ya. Ya tövbe yarabbi yarasülallah ya. Lan oğlum ***'nızda hala daha 20 sene evvel aldığınız donu giysiniz la göberler. Evden evvel la gidin ayağınıza don alın ya. Hocam ben kenara mesela bir 200 bin dolar atmış olsam ev mi almalıyım yoksa emlak mı almalıyım? Kardeş o parayla Kadir kardeşim dünyayı gez ya. La dünya güzel la dünya görünesi bir yer. La bir yere kakılıp kalma. Asya, Avrupa, Afrika gez gör biraz insanlara karışın oğlum. Oğlum asfaltın betonun insan ruhuna bir faydası yok ya. Tövbe ya. Tövbe ya Rabbel alemin ya. La bak tansiyonum çıktı. La bir limon suyu falan yok mu oğlum burada ya? Dur hocam dur. Ben şimdi sikerim. Yaşa Araboğlu. Hadi bakalım koş. Aragaz. Aragaz. Pascal. Geldi. Karizma mevzuna dönelim mi? Hani sabah konuşuyorduk ya. Dön dayı. Twitter adresimizi ver. Pascal Askışki Kadir. Pascal Askışki Kadir Twitter adresimiz. Bize sorularınızı bu adrese gönderin. Pascal karizma ne sence? Karizma etkilemek. Etkilemek. Yaz çocuğum buradan soru gelir nota. Arıyorum hocam. Karizma mutluluk gibidir Pascal. Ne açıdan hocam? Karizma da mutluluk gibi dışarıdan değil içeriden gelmesi lazım. Karizma sonradan çalışmayla olmaz Pascal. Ya doğuştan vardır ya doğuştan yoktur. Hocam peki nasıl olacak? Karizmatik değilsen karizmatikmiş gibi görünebilirsin. Böyle insanlar var. Karizmanın çeşitleri var. Misal çirkin karizmatik. Kim Pascal? Sen. Arkadaş kızsam mı sevinsem mi bilemedim. Çirkin mesela rahmetli Amy Winehouse çirkindi ama karizmatikti. Çirkin ama karizmatik kadın da erkeği güzel kadından daha beter kül eder Pascal. Yapma ya. Tabii abi güzel kadın güzeldir. Vazo gibi durur bilirsin ama çirkin ve karizmatik kadın ateştir. Yandıkça yanasın gelir. Kül olsan yani sağlam olsan bir daha yaksa dersin yani. Vay çirkin karizmatik kadın diyorsun he. Öyle diyorum öteki karizmatiklere geçiyorum. Mesela sustuğunda mıy mıy görünüp konuştuğu anda hitabetiyle, tarzıyla, anlattığıyla ya sussa beni bir an önce ifade etse diye düşündürten karizmalar var. Buna örnek kim Pascal? Sen. Ben susarken mıy mıy mı görünüyorum abi? Yani kedi. Bunu hiç duymamıştım ya. Araştıracağım neyse. Bak başka karizmatik çeşidi var. Yakışıklı, güzel olup snob görünen. İnsanlara tepeden bakan karizma. O ben işte. Bak bu karizmaya örnek ne bileyim Uma Thurman. Kadın sana bir bakar kimsin sen benim dengim misin der gibi bakar. Mahveder. Kedir o beni yaşarlasın. Bak diğer karizma çeşitleri de bunun gibi. Peki Pascal karizmayı ne bozar? Ne bozar baba? Panik abi. Karizma paniklemez. Misal geçen gün yemek yiyorum. Adam yan masada çorba içiyor ama nasıl karizma? Fakat ezogelin içerken bütün karizma bitiyor. Bence karizma çorba içmez abi. Ne içsin baba? Ne yesin? Direkt et yesin. Karizma çorba içerse karizma biter. Mesela havai dallı güllü gömlek. Karizma bunu giymez. Karizmanın giyeceği en açık renk mavidir. Abi renkli giyersek. Korsan papağanı gibi karizma olmaz. Mesela Fatih Terim'i düşün. Karizma. Allı morlu dallı güllü tişört. Altta siklemen şort. Onların altına parmak arası terlik giyse. Forvete. Rakibi orta sahada karşıla yoksa oyarım diyebilir mi? Diyemez. Karizma koyu renklidir Pascal. Ya Kadir. Bunlar nasıl tüyeler? Ama her karizmanın bittiği yer bir yer var. Orası neresi Pascal? Neresi? Tuvalet abi. Yıkanırken kimse karizmatik değildir Pascal. Bunu unutma. Olur hocam. Unutma. Taks. Yazdım. Aragaz. Lütfen alıcınızın ayarıyla oynamayınız. Aragaz yayında. Pascal. Geldi. Ya evlilik programları kalkıyormuş. Yine genel kültür programları gelecekmiş.
Hadi inşallah ya. Pascal, ben sana şu kadarını söyleyeyim. Gündüz kuşağı yüksek IQ'yu kaldırmaz kardeşim. O niye abi ya? Ya bilmiyorum abi. Sıdıka diye bir dizi vardı. Atilla Atalay evet, yazardı. Evet evet. Gündüz kuşağında yayınlandı. Yüksek IQ. Çok güzel diziydi. Tutmadı abi. Espriler olmadı. Gelmedi yani. Genel kültür yarışması? Genel kültür yarışması. Gündüz kesinlikle tutma. O yüzden ben buradan gündüz kuşağı ile bir yarışma formatı önereceğim. Hadi bakayım. Ama bakayım. Ben sunucu olayım, sen yarışmacı ol, tamam mı? Hadi. Sevgili izleyiciler, sor soruyu döşeyim mi boruyu adlı genel kültür yarışmamıza hoş geldiniz. Yarışmacımızı tanıyalım. Merhaba, adım Paris. Yarışmaya Pascal'dan katılıyorum. Yaşım 47. IQ 10. Oo, şu ana kadar yarışmamıza katılan en IQ'lu yarışmacımız. Alkışlıyoruz. İlk sorumuza geçiyorum. Beyaz renkli, sadece Afrika'da yaşayan keçi türü. Cevap veriyorum. Ankara keçisi. Sadece Afrika'da yaşıyor demiştim beyefendi. Tamam. Ankara'dan gitmiş olamaz mı? Ha? Bu cevabı jürimiz inceleyecek, mantıklı. Diğer soruya geçiyorum. Girmek üzere olduğumuz bin aydan hayırlı olduğu söylenen mübarek ay. Haziran. Allah belen... Yanlış, Ramazan olacaktı. Pardon. İtiraz ediyorum. Girmek üzere olduğumuz ay Haziran. Şimdi ne? Mayıs. Beyefendi, Ramazan dini bir ay. Mayıs'ın 27'si ilk günü. Haziran'ın biri de Haziran'ın ilk günü. Olmaz efendim, olmaz. Bu soruyu saymıyoruz, bilemediniz. Son sorumuz, zehirli bir örümcek türü. Dracula. Hayır, tarantula. Ay, söyleyecektim ya. Ucundaydı ya. Tarantula mı? Aman sokmasın. Çok olsa. Tamam, bir daha espri yapmayacağım. Size bonus bir soru sorayım. Bilirseniz devam edeceğiniz, bilemezseniz eleneceğiniz. Ülkeleri temsil eden, üzerinde desen, sembol, amblem, yazı bulunan kumaşa ne denir? Bornoz. Ne bornozu? Pardon, kilim. Kilim acaba? Bir saniye. Şimdi heyecanlandım. Halı. Halı? Evet. Lan, kullandırma beni ya. Yanlış. Hangisi? Ruh hastası. Kaşın gözü yolluyor. Bilemediniz, elendiniz. 10 IQ gibi yüksek bir IQ ile yarışmaya katılıp elenmek nasıl bir duygu? Antilop. Pardon? Cevap işte. Soru vardı ya, onun cevabı. Antilop. Geçti, yarışma bitti. Ama joker hakkı istiyorum abi. Öyle biri yok. Nasıl biri yok? Joker hakkı diye biri yok. Yani öyle biri yok burada. Olsa da kullanmanıza izin veremeyiz. Ayıp. Sor soruyu döşeyim mi boruyu adlı yarışmamızın sonuna geldik. Beyninize güveniyorsanız gelin yarışın. Buyurun efendim. Ne diyorsun Pascal, tutar mı? Abi tutmasın ne olur. Vallahi sorular zor oldu. Bu şekilde tutar yavrum, tutar. Aragaz. Türkiye radyolarının en baba programı Aragaz. Pascal. Gel canım. Dinleyici sorusu var. Hemen bakarım abi. Abi senin Instagram adresin neydi? Numara 21. Seninki Kadir. Benimki de Kadir Çopdemir'di. Hı. Evet, Nil diyor ki Kadir abi, Pascal abi, bir çocuktan hoşlanıyorum. Boyu çok uzun, beli ince. Fiziği tam ama kişiliği zayıf. Ben güçlü bir karakter istiyorum. Acaba hoşlandığım erkeğin karakterini nasıl güçlendirir? Abi güçlenmez. Tabii be hayatım. Karakter de kol kası gibi dumbbell indirip kaldırarak güçlenseydi ama olmuyor ki. Kadir, iş imkanı yok mu? Yok Pascal be, maalesef. Güçlense senin karakterin güçlenirdi. Biliyorsun az çalışmadı. Evet tabii, olmuyor maalesef. Ama bu zamanda o kadar çok karaktersiz var ki. Bir miktar bile karakterli birini bulduysan azına çoğuna bakmayacaksın, sıkı sıkı tutacaksın Pascal. Evet abi, ben seni tuttum mesela. Şimdi bence Nil'in erkek arkadaşının asıl handikapı zayıf karakter değil. Nedir usta? İnce belli oluşu. Ne var ki? Ya erkek de ince bel olur mu Pascal? İnce bel gelinde olur, affedersin. Erkek dediğin beli en az omuz genişliğinde olacak ya. Benim belim incecik. Yavrum senin kalın bir yerin yok ki. Zargana gibisin, her yerin ince. Yanlıyorsun ama detay vermeyeceğim. Neyse. Diyeceğim, ince belli erkek ince belli çay bardağı gibi Pascal. Hemen tüketirsin. Erkek kalın belli, geniş omuzlu olur. Abi benim omuza bak, hem dar, karşı dar, ince belli. Yani az daha sıksan Angelina Jolie olacağım Pascal. Abi çok beyaz, ben olamam. Bak, dar kalça erkekte iyidir. Doberman kalçası gibi. Bende var, sende var. Ama omuz bel geniş olacak ki kalçanın küçüklüğü ortaya çıksın Pascal. Ama Kadir, o zaman benim beli nasıl yapacağız? Ya çok kolay abi, peynirli makarna yiyeceksin bir tabak, gece yatmadan hemen önce. Hiç hareket etmeyeceksin, hemen yatacaksın. Bir ay buna devam edeceksin, meşe kütüğü gibi belin olur. Abi çok teşekkür ederim. Abi ya, rica ederim, ne demek ya.
Yine bir hanım dinleyici sorusu. Eda, Kadir abi, Pascal abi, bir çocuk var ama ilgisini belli ediyor. Fakat ben yaklaşmasına izin vermiyorum çünkü değişik bir tip. Dar gömlek, belden kısa ceket, kısa paça pantolon, kirli sakal, büyük saat, tespih falan şekli, bu garip geliyor bana diyor. Evet abi, buralardan çok var. Şimdi dar gömlek, kısa pantolon, kirli sakal, büyük kol saati, tespih. Bu kreasyon genellikle hani son dönemde zengin olmuş insanların çocuklarında moda oldu, biliyorsun değil mi? Mesela bunun babası büyük ihtimalle inşaatçıdır. Nasıl? Babası inşaatçı durun. Senin de dediğin gibi son yıllarda çok fazla para kazandı. İnşaat furyasıyla beraber parayı buldu. Çocuklar böyle giyiniyor. Karakterleri nasıl? Senin benim gibi ya, yurdum insanı. İyisi var kötüsü var, bir şey diyemeyiz. Ama o çorapsız ayakkabının üstüne kısa paça pantolon giymeyi icat eden kimse iki dünyada kendisinden davacıyım. Ahirette hesabımız var onunla. Niye dedi? Ya arkadaş, niye böyle bir şey icat ediyorsun? Niye ortalığa moda diye salıyor? Hadi o moda diye prezent et. Sen niye bunu giyiyorsun? Yurdun mu nerede? Buradan da ülkenin kadınlarını göreve çağırıyor. Ne görevi? Eskiden ya? Evden çıkarken anamız şöyle bize bir bakar. Kıyafetimizde bir falso varsa söylerdi. Ya bu ülkenin çilekeş kadını, bak bu senin vazifen. Evden çıkmadan kocana, oğluna, sevgine bir bak. Böyle giyinmişse sokağa salma ya. Efendim? Züttürük gibi çıkmasın sokağa ya. Züttürük ne? Öyle bir icat ettiğimiz biraz saçma sapan diyelim yani. Çıtaks. Aragaz. Muhabbetin belini kıran program. Aragaz. Pascal. Hı. Bak şu an stüdyomuzda kim var? Dilber Hoca geldi. Hanımlar beyler, ülkemizin en büyük beyni. Virüs girmeyen tek zeka. Cehalet ejderhasının gözünden vurarak avlayan büyük bilim şövalyesi. Kuvvetli alkışlarınızla Profesör Doktor Dilber Kortaylı. Dilber Hoca, adamsın. Yani evet, adamım, büyüğüm ama gel gör ki Kınalı Ada gibi dört bir yanım cahillerle çevrili. Ay hiç olmazsa İberik Yarımadası gibi böyle bir tarafımda akıllı uslu insanlar olsaydı. Aşk olsun, olur mu hocam? Sizin arkadaşlarınız var. Celal Şengör var mesela, çok seviyorsunuz değil mi? Yani Celal de iyidir, hoştur ama onun da bazen ayarı kaçıyor şekerim. Yani acayip acayip laflar ediyor. Bir de bizi karıştırıyorlar. Beni Celal Şengör zannedip Celal Hoca deprem ne zaman olacak diye soruyorlar böyle. Ay ne bileyim onu ben, salak. Ben müneccim miyim? Yok hocam ya. Sen abdest arasın ya. Abdest mi? Ay Kadir, ne diyor bu IQ fakiri? Yani sanıyorum müneccimle cenabeti birbirine karıştırdı. Evet ya. Müneccim ne demek? Yani anlatsam da anlamayacaksın ki, yazık. Akvaryum balıkları bile ay 9 saniye hatırlayabiliyor ama ay siz saniye tutamıyorsunuz kafanızda bir şeyi. Dilber hocam ne desiniz, haklısınız valla. Dinleyiciden gelmiş sorular var. Onları cevaplayalım mı? Yani neden cevaplamayayım? Cevaplarım. Ay para alıyorum bunun için. Para veren altın bulsun. Ha ha ha. Dilber hocam, parayı seviyorsun galiba. Yani neden sevmeyeyim ki? Seviyorum tabii. Parayı sevmek ayıp değil. Paraya tapmak ayıp. Para için başka güzel şeylerden vazgeçmek ayıp. Allah'a şükür ben öyle değilim yani. Bravo hocam. Vallahi hayat dersi veriyorsunuz. Ay bu ekstra yazar yalnız. Ben her hayat dersi için 100 dolar alıyorum. Tamam hocam. Tamam. Muhasebe dinliyor zaten, not almıştır. Şimdi dinleyici sorusuna geçiyoruz. Efendim Şanssız Ağız sormuş. Ay o nasıl takma isim öyle, Şanssız Ağız. Evet ya, bir insanın Şanssız Ağız diye takma isim kullanması için başına ne gelmiş olabilir ki? Kadir, benim bir fikrim var ama söyleme, yanlış olur. Ben anladım ve seninle aynı fikirdeyim. Ay çok heyecanlandım bak, hayatımda ilk defa bir cahille aynı fikirde oluyorum. Hocam soruyu sorayım. Üniversitede artık sınıf, aynı sınıftan bir sevgilim var. Birlikte gittiğimiz bir konserde aynı gruptan bir erkek kız arkadaşıma kur yaptı. Kendimi zor tuttum. O akşam yanında kız arkadaşı yoktu. Ben de onun kız arkadaşına cep telefonundan iltifat dolu mesaj attım. Tabii kız arkadaşımla bu yüzden aram bozuldu. Yanlış anlaşıldım. Niyeti kız arkadaşını baştan çıkarmak değildi, onun kız arkadaşını. Şimdi ben ne yapayım? Yani ne diyeyim, Allah cezanı versin. Git kendine ucuzundan bir beyin al önce. Hocam öyle söyleme ya. Hepimizin başına geliyor. Ay bunlar hep cahillikten başınıza geliyor. Yok kız arkadaşına
kur yapmışlar. Hocam ben merak ettim. Acaba kız arkadaşına kuru kaçtan yapmışlardır? Abi 180'di. Vallahi kızmasın normal. Ben de kızarım. Ne diyorsunuz Dilber hocam? Allah cezanızı versin. Allah sizi bildiği gibi yapsın diyeceğim ama hem zaten bildiği gibi yapmış, cezanızı da vermiş. Ha, tiksindirdiniz beni. Keşke bunca sene okuyacağıma av tüfeği kullanmayı öğrenseydim de siz cahilleri ördek gibi avlasaydım. Hale bak. Ha, tüh, sizin sıfatınıza yani. Asıl bana yazık. Sizin gibilerle yan yana oturuyorum. Akademiden profesörlüğümü iptal etseler yeri var. Paskal niye kızdınız İlber Hoca ya? Anlamadım ki ya. Vallahi ben de anlamadım. Çok garip. Yürü gidelim o zaman. Yeter. Eve gidelim abi. Bugünlük bu kadar yeter. Hadi yarın kaldığımız yerden devam edelim. Hadi bay bay. Paskal, Oman, Kadir, çok değil mi? Aşıksan vursa da şoförsen başkasın. Hadi be. Sevene can feda, sevmeyene elveda. Oh. Sen batan bir güneş, ben yollarda çilekeş. Vay anku. Şoförün baktı kara, mavinin gönlü yara. Hadi sen iyiyim ya. Kasperen şanzıman halin duman. Yavaş gel ya. Dünya dikenli bir hayat, sevenlerde mi kabahar? Adamsın. Yaklaşma toz olursun, geçme pişman olursun. Çilemse çekerim, kaderimse gülerim. Möber! Aragaze.